Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarına devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir vesika okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'e hürmetle ilgili Osmanlı'nın Kur'an-ı Kerim'e ne kadar büyük saygı gösterdiğini ecdadımızın daha doğrusu arkadaşlar. Bununla ilgili bir vesika. Konu şu arkadaşlar. Eski yazma bir nüsha Kur'an-ı Kerim'i el yazma bir Kur'an-ı Kerim'i bazı kişiler onun kopyasını aldıktan sonra orijinalini Londra'da açık artırmayla satmak istemişler. Ondan sonra bu durum duyulmuş ve bunun önüne geçilmiş ve o Kur'an-ı Kerim alınarak padişaha takdim edilmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in açık artırmayla satılmasına dahi ecdadımız razı olmamış. Bizler arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e büyük bir şekilde hürmet ederiz. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Her harfi, her noktası bizim için kıymetlidir. Sadece mana celili değil arkadaşlar. Maddi sureti de, o resmi de bizim için kıymetlidir. Ne yaparız? Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda göbeğimizden yukarı taşırız. Abdestsiz elimize almayız. Abdest okumaya çalışırız. Ezberden de vesaire olsa gerek. Daha ziyade dikkat ederiz yani. Her halükarda Kur'an'a saygı gösteririz. Kur'an-ı Kerim olduğu yerde mümkün mertebe arkadaşlar ayağımızı uzatmayız gibi. Ne yaparız? Toplum olarak, Türk milleti olarak arkadaşlar Kur'an'a çok büyük bir hürmetimiz var. Allah kelamı olması hasebiyle. Tabii ki yakın bir zamanda birkaç gün ya da dün mü bir olay olmuş. Bir tane kendini bilmez hadsiz canlı yayında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i yırtmış, saygısızlık göstermiş, böyle adapsız, edepsizce konuşmalar yapmış Kur'an-ı Kerim'e hürmetsizce. Tabii ki bu hadiseler bizi çok rencide ediyor. Bizden ziyade Allah'ın gayretini dokunur arkadaşlar. Allah'ı incitecek, onun gazabını celbedecek hareketler bunlar. Allah muhafaza. Bizler de ehl-i iman olarak arkadaşlar her türlü tepkimizi ortaya koymalıyız. Bu cihette bu vesikayı okuduğumu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Hemen Bismillah diyerek bizler de arkadaşlar vesikamızı okuyalım. Evet, şu işaretimiz arşivlerdeki besmelenin kodu. Nadirul emsal, yani örneği az. Gayet musanna, süslü ve müzehep, tezhipli ve etrafı erbası dört tarafı iki tefsiri şerif ile bir de kıraati aşere muharrer, yani yazılı ve müzeyyen Asar-ı Atika'dan bir adet kelamı kadim Kur'an-ı Kerim var. Eski yazma nüshalarda hem Kur'an-ı Kerimlerde olsun hem yazma kitaplarda olsun ana sayfada ortada metin olur. Sağında, solunda, altında, üstünde böyle yazılar yazar. Ve içerideki, ortadaki kısımla ilgili onu izah eden. Burada Kur'an-ı Kerim var. Ortada da iki tefsir yazılmış. Yani iki tefsirden alıntılar yapılarak kenara not düşülmüş. Der kenar olarak. Bununla beraber kıraat-ı aşere dediği Kur'an-ı Kerim'in okuma usulleri olarak 10 kıraat nasıl okunacağına dair onunla ilgili yazılar varmış. Ondan sonra kıraat-ı aşere muharrer ve müzeyyen süslü Asar-ı Atika'dan tezipleri de çok eski eserlerden bir adet eski Kur'an-ı Kerim, bir adet kelam-ı kadim. Bundan çend ay, bundan kaç ay mukaddemi önce ders adet matbaacılarından bazısı, yani bunu yapan da maalesef bizden arkadaşlar, İstanbul'daki matbaacılar Londra'da fotoğraf ile aynı alınıp, yani o Kur'an-ı Kerim'in fotoğrafla aynısını alıyorlar. 10 bin nüsha tab eyledikten sonra 10 bin adete çoğaltıyorlar.
Aslı Londra Müzehanesi'nde, evet Aslı Londra Müzehanesi'nde yani müzesinde konulmak üzere pazarlık edilip yani açık artırma ile diyor o manada. Parası sahibine verilmek üzere, parası da Kur'an-ı Kerim'in sahibine verilmek üzere iken, bu haldeyken Sâi Kudret Vâi Cenab-ı Mülükhanelerinde Sâi Kudret Vâi Cenab-ı Mülükhanelerinde kulları haber alarak, yani padişahın katibi arkadaşlar bu haberi alıyor, kulağına gidiyor. Bazı mevaid ile vaad olunmuş şeylerle ve 2 ay emek ve kudret sarfıyla, yani bazı şeyler vaat ediyor ve 2 ay bununla uğraşıyor arkadaşlar. Elde edilebildiğinden 2 ay uğraştıktan sonra ancak o Kur'an-ı Kerim'i o müzeden alabiliyor arkadaşlar. Ve maruzu kelam-ı kadimin kadru kıymet ve maruzu kelam-ı kadimden kasıt Kur'an-ı Kerim yani. Kadru kıymetini ancak şevketli Efendimiz Hazretleri takdir buyurabileceğinden. Evet. Nazargahı hilafet penahilerine takdim kılındığı maruzdur Efendimiz Hazretleri. Yani Kur'an-ı Kerim'in müzede açık artırma şeklinde satılmasına mani olup getirip padişah takdim etmişler arkadaşlar. Böyle bir vesika yani ecdadımız Kur'an-ı Kerim'e son derece arkadaşlar hürmetkar. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine, her bir yaprağına ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çok büyük bir hürmetimiz var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmek Allah'a hürmet etmektir. Böyle düşünmek lazım arkadaşlar. Tarih kısmında Fi 2 Kanuni Sani sene 305 yani 1305 Rumi. Bu da arkadaşlar 1889 tarihli olduğunu bize gösteriyor. Kitabi-i Hazreti Şehriyari kulları Ahmet. Kitabi-i Hazreti Şehriyari kulları Ahmet Padişah'ın kitapçısı artık arkadaşlar. Ahmet isimli bir şahısımız. Evet. Belgemiz bu kadar arkadaşlar. YouTube'da Zafer Işık kanalımızda Kur'an-ı Kerim'e hürmetle ilgili bir vesika okuduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Yeri gelmişken lütfen arkadaşlar sizler de kanalımızın genişlemesi açısından derslerimizi paylaşırsanız özellikle ya da sosyal medya hesabınızda böyle sayfamızın tanıtımını yaparsanız farklı kişilere daha çok kişiye ulaşır. Bu vesileyle arkadaşlar sebep olan iştir kabilinden sizler de inşallah hayra vesile olmuş olursunuz diye düşünüyorum. Evet hızlı bir şekilde dersimizi okuyup bitiriyoruz. Yukarıda şurada arkadaşlar hüvemiz vardı. Oraya geçelim. Özür diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim'imiz vardı. Şu arkadaşlar hüve değil besmele idi. Özür diliyorum. Hızlı bir şekilde okuyup bitirelim. Nadirül Emsal gayet musanna ve müzehep ve etraf erbası iki tefsiri şerif ile bir de kıraat-ı aşere muharrer ve müzeyyen asar-ı atikadan bir adet kelamı kadim bundan çend ay mukaddemi ders adet matbaacılarından bazısı Londra'da fotoğraf ile aynı alınıp 10 bin nüsha tab eyledikten sonra aslı Londra müzehanesine konulmak üzere pazarlık edilip parası sahibine verilmek üzereyken Sâi-i Kudret Vâi-i Cenab-ı Mülükhanelerinde kulları haberi alarak bazı mevâid ile ve 2 ay emek ve kudret sarfıyla elde edilebildiğinden ve maruzu kelam-ı kadimin kadru kıymetini ancak şevketli Efendimiz Hazretleri takdir buyurabileceğinden nazargâh-ı hilafet penâhilerine takdim kılındığı maruzdur Efendimiz Hazretleri. Fi 2 Kanunu Sani sene 305 Kitabi-i Hazreti Şehriyari kulları
Ahmet. Belgemiz bu kadardı. Geri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tabii bizler bu kayıtları cep telefonu ekranı üzerinden yapıyorum. Amatör bir çekim, böyle saatlerce hazırlanmadan alıyorum belgeyi, arkadaşlar devlet arşivlerine indiriyorum. Ondan sonra yer yer güncel olaylarla ilgili şey olduğu gibi, şu andaki olduğu gibi arkadaşlar sizlere aktarıyorum. Yani böyle spontane ne derler? İrticalen. Yani hazırlıksız, gelişi güzel arkadaşlar. Okumaya çalışıyoruz. Yer yer belki sürçülisan da olabiliyoruz arkadaşlar. Dilimiz tutukluk yapıyor vesaire. Bunlar artık bunları hoş görün. Kusurumuz olduysa affedin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.